ya. Acaba inanan, yani inanan dediğim gibi tabii ki de bu işe inanan çok fazla insan var bu arada şey olarak. Ya evet kesinlikle böyle şeyler oluyor. Hani ben biyoenerjiyle şöyle bak bir dönem şöyle videolar vardı. Dur bakayım. Bekle. Telepati ile mesaj atmasını sağlamak. Bak. O sana mesaj atsın. Telepatin en kolay. Anında mesaj attır ve arat. İstediğin kişiye mesaj attır. İnanılmaz ama gerçekten 17 saat içinde mesaj atmasını sağlayan ritüel şok olacaksın. Ama daha yeni. Daha yeni yüklenmiş hem de. Evet ritüel. İçimizde ritüellerle alakalı şey yapan var mı? Ben şimdi size bir şey söylemek istiyorum. Bence bu benim bir utanç da hikayem aynı zamanda. Ben lise son senemde hayatımda ilk kez birisiyle sevgili olmuştum. Lise son senemde dershaneden birisiydi kendisi. Ben de yalan söyleyeyim. Kendisini çok çok sevmiştim ama öyle böyle sevmemiştim. Baya ölüyordum bitiyordum. Ondan sonra kendisi beni terk etti. Kendisi beni terk ettikten sonra ben de şeyi araştırmaya başladım. Hani o dönemler ben de çok inanıyordum böyle şeylere. İşte ne bileyim bana mesaj atar. İşte nasıl attırırım, nasıl geri döner, nasıl şöyle, nasıl böyle. Bak ciddi söylüyorum ama artık yani o kadar kalbim acıyor ve canım acıyor ki. Bilirsiniz o acıyı, o ağrıyı. Herkes bilir herhalde onu. Yani yok böyle bir ve hayatımda ilk kez böyle bir şey yaşıyorum. Gebereceğim yani. Gebermemek adına ben bu tarz işlerle uğraşan Allah belasını versin. Yani gebermemek adına böyle şeylere merak salmaya başladım. Yani Batu niye sinirlensin böyle bir şey? Size diyorum ki lise sondayım. Yani bundan 12 sene, 12 sene öncesinden bahsediyorum. 10 sene öncesi tabii. Neyse bir arkadaşım da bu tarz şeylerle uğraşıyor. İşte ne bileyim işte o dönemlerde bu tarz muhabbetler çok fazla yok. Hatta benim bir dönem böyle bir grubun içine düşmüşlüğüm var. Tövbeler olsun yani. Evlerine gidiyorsun, evlerinde kapıdan içeri giriyorsun. Diyorsun ki yani işte bilmem ne nerede diyorsun. Şey diyor, o şu an seyahatte. Ciddi söylüyorum. Astral seyahat, mastral seyahat yapıyorlardı. Bir dönem öyle bir gruba girdim ben. Allah kahretmesin. Üniversite 1'deydi o da. Yemin ediyorum. Size yemin ediyorum. O şu anda seyahatte canım diyordu mesela. İçeride oturuyorduk, bekliyorduk. Şey, kız geliyordu böyle şey falan böyle, ay o kadar iyi geldi ki işte şurayı gördüm, burayı gördüm. Aptal. Neyse dedim ki ben inanmıyor olabilirim ama siz inanıyor olabilirsiniz. Sizi yargılamıyorum ama bende bir işe yaramadığını paylaşmak istiyorum sizin. Bir tane ritüel var. Tamam, ritüelde ne biliyor musun? Şey yapıyorsun. Adını bir kağıda yazıyorsun. İşte kağıdı suda ıslatıyorsun. Ve parmağınla suyu 100 kere miydi? 100 kere karıştırarak işte bana mesaj atsın diyorsun. Adı her neyse. Adıyla soyadıyla birlikte yazıyorsun. Tamam mı? Tövbe yarabbim ya. Ne büyük salaklık. Ay çok büyük salaklık. Gerçekten aklıma geldi. Çok utanıyorum ya. Ve bunu 2 ay boyunca yapman gerekiyor. 2 ayın her günü. Bak 2 ayın her günü. Şu açıdan aşırı derecede işe yarıyor. O 2 ay içerisinde o kadar sıkılıyorsunuz ki onu yapmaktan. Bak o kadar sıkılıyorsunuz ki. Kendi kendinize mesaj atıyorsunuz şey diye. Ya bir konuşalım mı? Bak ben kendimi iyi hissetmiyorum. Bak aptal şeylerin içine düştüm diye mesaj atma konusunda birebir kesinlikle. Ben anormal sıkılmıştım onu yapmaktan. Öyle kaçıncı günüydü? Ben daha 1. haftasında bana normal aptalca yaptım ve bırakıp kendim mesaj atmıştım. Ay Allah'ım ya Rabbim. Psikolog adayları çok sinirleniyor değil mi özellikle böyle şey? Normalde git konuş yani psikologla. Psikoloğa ana işte ama o dönem öyle gelmiyor. Anladın mı? O dönem yani beynin yerinde değil ki. Bir de diyorum ya sana yani, hayatımda ilk kez öyle bir şey yaşıyorum. İlk kez öyle bir şey hissediyorum. Allah'ım ya Rabbim şeyi hiçbir zaman unutamayacağım ya herhalde. O ağrıyı nasıl bir ağrı lan o? O nasıl bir ağrı oğlum? Bir şey oluyor gel hani kalbim ağrıyordu. Gerçekten ağrıyor. Yani düşün artık o hale düşmüşüm. O denli yani. Ay bilmediğin için işte yani bilmiyorsun ki vücudun da hiç bilmiyor ki öyle bir duyguyu. Neyse abi ben birinci haftasını sıkıldım, çocuğa mesaj attım. Böyle konuşabilir miyiz, şöyle yapabilir miyiz, böyle yapabilir miyiz diye. Bana geri bile dönmedi. Bana baya yani ok bile yazmadı ya. Ya ok bile yazmadı. O bir haftanın hatırına bir nokta ataydı bari, değil mi? Bir nokta ataydı, bir şey yapaydı yani. Hiçbir şey yapmadı. Hiçbir şey. Tutmadı, evet tutmadı. O astral seyahat yapan arkadaşlar da zaten daha sonrasında dolandırıcı çıktı onlarda. Ya tabii. Birbirlerine böyle Facebook'tan falan filan geçiriyorlardı. İki sevgili ayrıldılar birbirlerinden. Yani o yüzden diyorum ya, ben hep başıma gelenler sebebiyle bu tarz şeylere inanmıyorum. Mesela burç mevzusuna da hiç inanmıyorum. Hiç. Nedir abi mesela? Balık burcu şeydir değil mi normal? Saatkar. İşte herkes öyle saatkar, duygusal. Bir balık burcuyla, erkeğiyle sevgiliyseniz romantizm. İşte artık sizin göbek adınız. Yemin ediyorum size, Batuhan'la 7 yıldır sevgiliyim. Bak 7 yıldır sevgiliyim Batuhan'la, kendisi balık burcu. Allah çarpsın ki hiç öyle bir hareketini görmedim. Görmedim. Bak çok tatlı adam, çok iyi adam. Yani ama hiç öyle duygusal bir şeymiş. İşte ne bileyim romantizmmiş. Hiç öyle bir şey görmedim. Hiç. Ki kendim de mesela ben de yengeç burcuna çok şey yaptığımı düşünmüyorum. Oğlak da çalışkan güya, ben full yatıyorum. Benim annem de Oğlak burcu. Annemin aşırı da çalışkan olduğunu söyleyemeyeceğim yani. Biraz boğa. Evet ya, boğa burçları neden kendilerini çok övüyorlar? Onu bir sorabilir yani boğa burçları boğa burcu olmaktan anormal derecede gurur duyuyorlar. Neden? Ne bu? İstediğiniz kişiye 15 dakikada mesaj attırma işe yaradı. Ne? Allah aşkına. Seni arayacak. Bu telepatiyle seni arayacak. Bunu yap, sevgilin hemen arasın, kanıtlandı. İnanılmaz videolar. Bakın. Bakın. Denendi. Telepati ile istekleri karşı tarafı ilet. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Mesela şey yapabiliyor muyum? Telepatiyle. Nike işbirliği. O mesajı gönderebiliyor muyum? Öyle bir şey var mı? Mesela buradan çıkıp Nike'dakilerin beynine girer mi öyle bir şey? BMW işbirliği. Evet. Mesela. Hiç öyle istediğin telepatiyi ne yapacak? Ya biz aklına sokacağız işte. 21 Aralık içinde 17 saat içinde mesaj atmasını sağlayan ritüel. Şok olacaksın. Ay çok ilginç. Nasıl işe yarıyor ya? Ben neden inanamıyorum peki? Ya mesela bakar mısın, bak Gizem Hanım bu konuyla ilgili bir sürü video çekmiş. Hepsi de 100.000'in üzeri izlenmiş mesela. Sezin Karameş'e istediğin kişiye 10 dakikada mesaj attır. Ay bana Sezin Karameş'e aşırı tatlı geliyor bu arada. İstediğiniz kişiyi kendinize çekme ritüeli. Malzemesiz. Ya ne ama kağıt kalem var. Ama kağıt kalem var. Aslan burcuyum, çok iyi çok iyi burç. Yükselenim yengeç ama pek yükselemiyorum. Ya maga ya. Evet maga. Malzemesiz olması çok iyi olmuş. Ne bu? Parmak ucu yöntemiyle mesaj atması.